İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kitabistan'dan hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim. Bu akşamki programımızda çok değerli bir misafirimiz var. Tabiri caizse sanat adına 10 parmağında 10 marifet olan bir misafirimiz bu. Sevgili Uygur Orhan. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler, hoş bulduk. İtiradınız için. Fazla. Evet. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Şimdi Uygur Bey, öncelikle sevgili seyircilerimize sizi bir tanıtmak isteriz. Siz kendi cümlelerinizle kendinizi, bir hayat hikayenizi kısaca da olsa sevgili izleyicilerimize bir anlatır mısınız? Anlatayım. Ben Elazığlıyım. Harput doğumluyum. Harput'un eski yerleşim merkezlerinden. Babam ressam, heykeltıraş. Uzun yıllar öğretmenlik yaptım, hala da yapıyorum. Şiirle, resimle, heykel sanatıyla uğraşıyorum. Halkın tümünün sanatsal kültürle uğraşmasından yanayım. Bunları değerlendirmeye çalışıyorum. Değişik atölyelerde çalıştım, bu hale geldim. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdim. Evli, iki çocuk babası, öyle sıradan. Şu anda devam ediyorsunuz. Evet. Eğitimcisiniz. Öğretmenlik hayatınız da sürüyor. Evet. Çünkü öğrencilerinizle beraber yürüttüğünüz birçok faaliyeti de biz takip ediyoruz. Zevkle izliyoruz. Teşekkürler. Gerçekten Kayseri'nin kültür ve sanat hayatına güzellikler katıyorsunuz. Tabii bunları hep detaylandıracağız, hep konuşacağız. Evet, tabii siz çok özet bir bilgi geçtiniz haklı olarak. Ama ben biraz oralarda bir şeyler aramak istiyorum izniniz olursa. Evet, özellikle sanatçı bir aileden geliyorsunuz. Özellikle babanızdan söz etmek istiyorum. Biraz anlatır mısınız aile hayatınızı, babanızı, bu evet, sizi sanata iten çevreyi bizimle paylaşır mısınız? Tabii, teşekkürler sorunuz için. Anlatayım, benim babam 1940'lı yıllarda Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde okumuş. İstanbul'da akademi diyor, Sanayi Nefise Mektebi denilen okulda okumuş. Eski bir heykeltıraş, 82 yaşında. Evimiz sanat ortamı gibiydi. Sanatın kuklandığı bir ortam gibiydi. Şiir, resim, müzik, heykeller. Babamla birlikte yaptığım birçok anıtlar var. Heykel sanatıyla da uğraşıyordu. Ben onun yanında hala çırak gibi hissediyorum kendimi de. Yani asıl benim öğretmenim, hayat öğretmenim babamdı. Onun bilgileri, deneyimleri ve kimseye açıklamazdı, bana açıklardı. Çünkü ben onun diliyle konuşuyordum. Bana alıştırmıştı. Yani piyano çalmak gibi bir şey, sanata alıştırmak, şiire alıştırmak insanları. Uzun emekler, alıştırmalar, alışkanlıklar sonucu oluştu. Bana İstanbul'a git, resim oku demişti. Ama ben de dedim ki, resim yanında atölye gibi eğitim aldım. Biraz daha şiir dünyasına, edebiyat dünyasına yöneleyim dedim. Nasılsa senden eğitimi aldım dedim. Almanya'da Nazilerden kaçan bir heykeltıraş vardı. Rudolf Belling, hep ondan söz ederdi. Rudolf Belling, Almanlardan kaçan Yahudiler, Yahudi heykeltıraşlardan ders almıştı babam. Onların çok modern heykeli Türkiye'ye getiren kişilerden birisiydi. Babam onun eğitimini, onlardan eğitim almıştı. Ve bana da çok şeyler kattı. Evet. Bu ortamınız yani Harput'ta gerçekleşiyor değil mi? Elazığ'da. Harput'luyduk ama şehir o yıkıldığı için harap haline dönüştü şu an. Hı-hı. Eski, çok eski yerleşim yeri Elazığ'a göç etmişler. Ovaya inmişler. Dağdan ovaya inmişler. Evet. Peki biraz da Harput'un ortamını konuşabilir miyiz? Evet. Çocukluk yıllarınıza dönmek istiyorum. Çünkü ben hayatımın belli bir bölümünü, evet, Harput'ta geçirdim. Güzel. Gerçekten Harput'un musikisine, kültür hayatına çok meraklıyım. O yüzden o döneme biraz götürebilir misiniz? Yani tabii o dönemde, o çocukluğunuzda Harput'ta neler yaşadınız? Evet. O kültür ortamını, o sanat ortamını, o coşkulu ortamı bizimle paylaşırsanız çok mutluyum. Teşekkürler, sağ ol. Artuklardan kalma çok eski kaleleri olan Arap Baba, Fatih Ahmet Baba, hep babalar diyarı olan mescitler, Sarı Hatun Camisi. Bir efsane anlatıyoruz. İçine girdikçe, namaz kılındıkça genişleyen bir camiymiş Sarı Hatun Camisi. O mitolojik, kültürel böyle değerleri, efsaneleri olan bir yerde. Dağların üstüne, kayalıkların üzerine kurulmuş
Babam da oraya bir balak gazi anıtı diye bir anıt yaptı. Öyle mi? Babanız mı yaptı evet, balak gazi anıtı? Atın üzerinde böyle şaha kalkmış bir at heykeli. Adı balak gazi. Oranın Artukluların komutanı. Böyle atın üzerinde. Evet. Benim heyecan verici bir şey. Küçük bir dörtlüğüm olmuştu. Evet. Orada. Balakgazi ecdadımın torpağında harman harman olan gakkoşu özkedim diye başlayan evet. öyle bir şiirim evet. vardı. O ne tarihte. Güzel, ne güzel. Balakgazi... Bak ben de şimdi oraya gittim. Gittiniz mi? Orada. Oradan ayrıyım ama oraya gittim şu an. Evet, Balakgazi değil mi? O bölge zaten Artuklu bölgesi. Artuklu bölgesi. Ve, o bölgede biraz önce bahsettiğiniz gibi gerçekten Artuklu Beyliği zamanında ki o dönem o bölgenin hakimi büyük bir Türk evet. beyliğidir. Çok güzel sanat eserleri icra edilmiş. Evet. Onları mutlaka insanlar tarafından görülmesi, tanınması bence gerekiyor. Sonra Harput Musikisi ki başlı başına nasıl yani bir programlar abi. Alacak kesinlikle. Kadar özellikle Harput'un bir musiki ortamı vardır bir de. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılsa. Evet. Bir of çeksem karşıki evet. dağlar yıkılır. Yüksek minarelerde kandiller yanar. Evet. Elazığ Uzun Çarşı gibi. Çayda çırağı. Evet. Peki biraz daha böyle sanata doğru çekmek istiyorum işte. Şimdi yerelden biraz daha genele evet. doğru gidecek olursak. Acaba sanatın, yani babanızdan size intikal eden yönü var ve siz bir süre sonra da şiire yönelme çabası içerisine girdiniz. Ama sanatın hayatınızdaki yerini bir tarif etmeniz gerekse ya da bir insan hayatındaki yeri, yani ne olmalıdır, nerededir? Sanatla insan nerelerde duruyor sizce? Şöyle söyleyeyim, yani sanat insanın çevreyle olan ilişkilerini, kendi içindeki ilişkilerini yansıtma biçimi. Yani bir de onları daha iyi bir düzeye getirme, toplumu değiştirme düşüncesi de var sanatında. Tabii bu bir üst yapı kurumu, sanat bir üst yapı kurumu. Bunun içinde benim özel olarak konuşursak her an... Ya bir şiir düşünüyorum, ya şunun heykelini yapsam diye düşünüyorum. Yani mutlaka bir şeye çeviriyorum. Yolda giden bir çocuğun ayakkabı boyacısının durumu bile beni ilgilendiriyor. Ya da bir yaprağın kıvrıntısı, sararmış rengi ya da bir gölge, duvara çizilen, kazılmış bir boya beni ilgilendiriyor. Hayatın her anında onu bir şey olarak sanata dönüştürme çabası var. Evet. Sokak ressamlığı da yaptığım için evet. o anda... Evet, evet, Kayseri'nin kültür hayatında gerçekten büyük bir renk bu. İnsanlara sanatı siz ayaklarına getiriyorsunuz. Yani sanatı yani bilmiyorum, bu bağışlasınlar beni ama fil dişi kulelerden kurtarıyorsunuz. Evet, halkın yani içinden bilmiyorum onda yanlışım var mı bu ifade ama yani sanatı halka doğru götürmek değil mi? Böyle bir evet. gayeniz de var ve bir taraftan resim, bir taraftan heykel, bir taraftan şu anda sürekli elimde duran ve Aşk Yüreğine Göre isimli şiir kitabınız var. Tabii buna ayrıca geleceğim. Yani şiiri sizinle ayrıca konuşmak istiyorum. Evet. Ama şimdi diğer sanat dallarıyla devam edelim. Peki bu kategorileri düşündüğümüzde, yani resmi, heykeli, şiiri yan yana getirdiğimizde aralarında benzeşen tarafları neler olarak gözlemliyorsunuz? Yani bu sanat dalları birbiriyle yakın akraba mıdır, uzak akraba mıdır? Yoksa sanatta her şey birbirinin aynı mıdır? Evet. Bilemiyorum. Yorum hepsiyle yakın akraba diye düşünüyorum. Yakın akraba. Müziğin de heykeli olabilir. Evet. Şiirin de resmi olabilir. Ya da ters çevirelim. Resmin de şiiri olabilir. Heykelin de müziği olabilir. Ters çevirelim. Çünkü birbiriyle bağlantılı. Ama hepsi de gerçeğin araştırıcısı. Yani tiyatroda, resimde, müzikte halkın gerçeklerini araştırıp ona doğru yönlendirme, onları dönüştürme işlevi var. Ben ona inanıyorum. O yüzden birbiriyle bağlantısız bir şey düşünemez. Ama bunların en üstünde yine tiyatro öne çıkıyor. Tiyatronun içinde resim var, müzik var, çevre düzenlemesi var. Tüm sanatların ortak paydası yine tiyatroda birleşiyor ama
Tabii bunlar yan katkılar, evet güzel, önemli katkılar. Belki de o tarihsel süreci içerisinde de ele almak gerekiyor. Evet. Değil mi? Tiyatro bu işin merkezinde duruyor gibi. Evet. Eski Yunan'dan beri aslında birçok sanat dalının belki de tiyatrodan kaynaklandığını düşünebiliriz. Yani iç mekanlara giren resim sanatı dediğiniz gibi. Evet. Mutlaka birbirini destekliyor ve birbirine de büyük ilgileri var. Peki, Uygur Bey, şunu merak ediyorum. Siz bu kadar işi yaparken, yani bu soruyu aslında değişik zamanlarda bize de soruyorlar. Böyle üst üste gelen bu kadar işi yaparken bütün bunları yani hangi zaman diliminde harmanlıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz ya da bütün bu çalışkanlığınızın bu verimli halde durmasının sebebi nedir? Yani nasıl bir azim, nasıl bir inanç var sanat noktasında? Teşekkürler. Yani çok özel, çok zarif bir soru. Yani çok özel, çok zarif bir soru. Bunu nasıl desem, insan içinde belki bir kıvılcım hissediyor. Diyor ki bunları yapayım. Bunları insanlar, insan sevgisi temelinde tüm insanlara bir hizmet etme düşüncesi var. Bu yüzden nasıl yapayım? Nasıl dediğim gibi kaygım var. Yani nasıl ulaşayım bu insanlara? Sanki uzak kalmışım bu insanlardan, bu halkımızdan sanki uzak kalmışım. Beni bunlara iletişim kuran bir kanal gibi bunlar. Biraz yabancımışım gibi duruyor. Halkıma yabancımışım gibi duruyorum ama onun içindeyim. Ben kendimi öyle hissettiğim için belki bu kanallarla ulaşayım diye düşünüyorum. Bir de acaba, özverili olarak yapıyorsunuz. Yani şimdi mesela ben sizin çalışmalarınızı tabii hepsini takip etmedim ama mesela takip edebildiklerimi ifade edeyim ya da orada gördüğüm şeyleri anlatmaya çalışırsam eğer yani yaptığınız işi özveriyle yürütüyorsunuz. Mesela öğrencilerinizle yaptığınız çalışmalar aynı şekilde, tiyatro çalışmanız aynı şekilde. Büyük bir özveri gösteriyorsunuz. Bu da bence her türlü takdirin üzerindedir diye düşünüyorum. Evet. Ve bu azmi anladığım kadarıyla ben sanat aşkına ve insan sevgisine bağladım. Siz de onu ifade ettiniz. Said Faik öyle demiş zaten. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Bir insanı sevmekle başlayacak. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Evet, peki şimdi bizim programımızın formatını biliyorsunuz. Adı üzerinde Kitabistan. Bu kitabın insanlara bir cazibe merkezi olması için, okuma kültürünün genişletilmesi için düşünülmüş bir formatta bir program. Ve tabii ki kültür ve sanat adamlarımız da bir araya gelmeye çalışıyoruz. Siz de inşallah ikinci bölümümüzde seçtiğiniz kitapları bizler için tanıtacaksınız. Kitabistan'ın ruhuna uygun olarak. Peki siz nasıl görüyorsunuz? Yani eskiler buna muhit diyorlardı. Yani Kayseri bir muhit, bir çevre. Siz değişik ortamlarda bulunuyorsunuz. En azından Türkiye'nin kültür ve sanat çevrelerini tanıyorsunuz. Kayseri'yi kültür ve sanat olarak nasıl görüyorsunuz? Bunu sorayım çünkü biraz daha devamında soruları var ama ilk önce bunu sorayım. Bizim ortamımız nasıl sizce, kültür ve sanat ortamımız? Yani kısaca şunu söyleyeyim. Kayseri nüfus yoğunluğu bakımından büyük bir şehir ama ona uygun sanat hareketleri çok az bir düzeyde kalmış, cılız bir şekilde kalıyor. Bu kentin sanat kent olabilmesi için meydanlar yapıldı, düzenlendi. Oralarda bir oda orkestrası neden olmasın ya da bir meydanda açık havada bir orkestra neden olmasın, ressamların olduğu bir sokak neden olmasın ya da açık havada bir heykel sergisinin sergilendiği bir alanlar, çalışma alanları neden olmasın? Bunlar düşünülebilir şeyler, yapılabilecek şeyler hem de. Örneğin meydanda herkesin işlek olduğu bir yerde bir şiir sergisi, açık hava şiir sergisi ya da bir orkestra, haftanın belli günlerinde bir orkestra gelecek, orada değişik müzikler çalacak. Avusturya'da böyle. Her gün değişik saatlerde orkestralar geliyor, orada çalıyorlar, söylüyorlar. Birisi kalkıyor, şiir okuyor. Sokak tiyatroları gelişmiş. Yani bu Kayseri'ye ben bunu layık görüyorum. Bu sanat hareketlerine buraya layık görüyorum. Burada bir öyle bir potansiyel var. İzleyici kapasitesi de var. Uygun görüyorum. Daha büyük bir şehir olabilir böylelikle. Evet, bunu dilek olarak. Evet, yani bir belediye başkanına bir dilek olarak söylüyorum, iletiyorum. Evet. Diyorum ki burada meydanlarda sanat hareketleri gelişsin, ortaya çıksın, halkla buluşsun. Şeylerde, sergi salonlarında tıkalı kalmasın.
Aslında bu tür düşünceler de oluşmuştu. Bir ara mesela Kayseri Kalesi'nin büyük bir kültür ve sanat merkezi olması isteniyordu. Onunla ilgili projeler vardı. Tabii bir de şöyle bir şey de var. Biz bir ara Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mustafa İsen Bey'le yaptığımız bir görüşmede özellikle kültür ve sanat konularının, yereldeki kültür ve sanat konularının kendi merkezinde halledilmesi gerektiğini düşünüyordu. Evet, güzel. Ve bir örnek verdi. Evet. Mesela Londra Belediyesi'nin bütçesinin, yıllık bütçesinin %26'sı kültür ve sanat faaliyetlerine ayrılıyormuş ki bu çok büyük bir rakam. %26 %26 çok önemli bir rakam yani. Çok büyük bir rakam. Şimdi bir de Kayseri'mizin tabii ben Kayseri kimliğinin şöyle düşünüyorum. Her ne kadar şehir kültürümüz 4000 yıllık bir geçmişe dayanıyor mutlaka ama ben özellikle Kayseri'mizin kültür ve sanat alanındaki renklerini daha ziyade Selçuklu'da bulmuşumdur. Özellikle biliyorsunuz Kayseri'de Selçuklu şehri olduğuna dair çok güçlü imajlar vardır. İşte Hunat Hatun'dan başlayalım, Gevher Nesibe'den. Yani her tarafı Selçuklu figürleri, desenleri süslemekte. Ve Ulemalar Şehri diye adlandırılmış değil mi? Daha önce vasıflandırılmış bir şehir. Şimdi sizin dileklerinize o kadar yürekten katıldım ki. Yani biz şehri belki büyük caddeleriyle, belki büyük binalarıyla, yeni ve modern binalarıyla düşünüyoruz ama nihayetinde hepsi de bir beton yığınından ibaret. Yani küçük de olsa, büyük de olsa ama insan, insan ruhu sanatı aşkla, sevgiyle kucaklamazsa bence insan olduğunu da farkına varmıyor. Evet. Yani o yüzden de şehrin kültür ve sanatına büyük yatırımlar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani kültür ve sanat adamlarına yaklaşım... Aynen katılıyorum. Yıllardır bunun savaşını veriyoruz. Evet yani kültür ve sanat adamlarına ciddi katkılar sağlanmalı. Kayseri'deki kültür ve sanata ciddi katkılar sağlanmalı. Eksiklerimiz varsa giderilmeli. Ama önümüzdeki imkanlar açılmalı diye düşünüyorum. Ve Kayseri'nin bir sanatçılar şehri olmasını ben de sizin gibi çok arzu ediyorum. Ya o manzarayı ben de gözümün önüne getirdiğimde gerçekten etkilendim. Keşke şehrimizin sokaklarında sadece trafik gürültüsü olmasa müzisyenlerin, oda orkestralarının, tiyatroların, sokak tiyatrolarının, şiir sergilerinin açıldığı. Şiir sergisi, siz açtınız değil mi? Şiir sergisini. Çok güzel bir örnek verdiniz. Evet, öyle değil mi? Evet. Resimledim onları tek tek. Ben öğrencilere yazdım. Şiirleri. Modern şiir yazmışlardı ama klasik şiirlerden uzak kalmışlardı. Çok güzel şiirler yazmışlardı. Evet. Belgeleri duruyor bende. Evet. Peki bir de şunu merak ediyorum. Şimdi programımızın adı Kitabistan ve biz kitap okumaya hep teşvik etmek istiyoruz. Kitabı bu işin çekirdeğinde görüyoruz. Yani kitap okuyun demek biraz ters bir laf. Bence de. Yani, evet, bence de çünkü biliyorsunuz bu bu tür ifadeler insanlarda hep bir iticilik meydana getirir. Ama insanlar ne zaman kitabı bir ihtiyaç olarak hissederler ya da hissetmeliler ya da sizin hayatınızda kitabın yeri ne zaman ve nasıl oluştu? Evet, ben onu ondan önce bir şey söyleyeyim hocam. Evet. Kitap okumak, şurada şöyle bir alıntı yapmıştım defterimde. Bir yazarın, gençler niye kitap okumuyor demek, niye piyano çalmıyor demek gibi bir şeydir. Evet. İnsanı kitap okumaya alıştırmak, piyano çalmaya alıştırmaktan kolay değildir. Bunların ikisi için de yetişmek, hazırlanmak gerekir. Okumak, kitaptan anlamlarla kendine bir dünya kurmak, onun içinde yaşayabilmek demektir. Bu çocukluktan başlamış uzun alışkanlıklar ve alıştırmalarla gerçekleşebilir. Yani adama diyor niye piyano çalmıyorsun ama niye kitap okumuyorsun gibi bir şey. Alıştıracaksın, seveceksin, sevdireceksin, uğraşacaksın, zaman ayıracaksın ona. Günde bir saat televizyonu kapatacaksın. O bir saati ailece, anne, baba, çocuklar hep beraber okuma saati ailece yapacağız. Ailece okuyacaklar. Ailece, anne, baba. Evet. Anne baba okumuyorsa çocuk nasıl okusun? İşte asıl asıl yerine geldik zannediyorum. Evet. Yani burada çok büyük bir doğruluk payı var. Yani
ailede okuma kültürünü görmeyen bir çocuğa kitap okumuyorsun demek galiba çok büyük bir yanlışlık. Bu kültürü alabilmek için de mesela aileye biz doğrudan seslenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani anne babaya seslenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey geç değil. Bir de evet her ne kadar şu anda televizyon ekranındaysak da televizyonun renkli ve sihirli bir dünyası olabilir. Vardır ama kesinlikle bir kitabın yerine herhangi bir televizyon dizisinin tutması mümkün değildir. Bunu ben çok önemli sözler. Evet, şöyle bir şeyden örnek vermek istiyorum. Şimdi bir kitabı okuyun, bir de onun televizyonda uyarlanmış biçimini okuyun. Böyle lütfen aradaki farkı anlayın diyorum. Öyle değil mi? Bugünlerde oynuyor mesela bazı. Mutluluk filmi mesela. Evet. Hiç kitabı okuyan bir arkadaş filmin hiç uyumsuz olduğunu söyledi. Bölümlerin olmadığını, o nostaljik havayı, o kitabın sarı kağıdını, oradaki dokuyu insan hissetmeli. Evet. O kağıdın kokusu, mürekkebin kokusu. Yani hayal dünyası, düş dünyası. Yani oradaki dizi filmde kitaptaki kitapta okuyucuya verilmek istenen hayal dünyasını yakalayamazsınız. Oradaki dizi bir yönetmenin hayalidir nihayetinde. Evet. Mesela yaprak yeni bir kurgudur. Yeni bir evet, yeni bence. Bir kurgudur. Siz o kurgunun yeni içine girmek zorundasınız. Ama kitabı aldığınızda, okuduğunuzda o kurguyu siz kuruyorsunuz. Evet. Bu oyunun yönetmeni de sizsiniz, kahramanları da sizsiniz. Yani böyle bir yapı değil mi? O kitabın, kitap okumanın insana getirdiği büyük bir keyifle bunu yapıyorsunuz. Evet. Peki siz ilk okumalarınızı hatırlıyor musunuz? Geçmişe doğru dönersek. İlk okumalarımı. İlk okumalar. İlkokulda okuyorduk. Evet. İlkokulda o Orhan Kemal'ler, Yaşar Kemal'ler, onlarla yetiştik. Ortaokullarda bu sayı daha da arttı. Evimiz kitaplık doluydu yani. Hiç demedim ki bunlar nedir? Tek tek aradığım aileden gelen bir şey kitaplarımız vardı. Yani hiçbir eksiğimiz yoktu. Evet. Babamızı öyle bir kültürel bir ortamda yetiştirdi. Ama demedim ki sıkıldım bu kitaplardan. Tek tek aradığım, araştırdım, baktım. Kitap okuma yarışına girmiştik ortaokulda. O zaman belki daha mı acaba iyiydi? Yani o kitap okuma düzeyimiz. Peki ben tekrar döneceğim bu konuya çünkü çok can alıcı bir yerinde kaldık gibi geliyor. Evet. O döneme tekrar döneceğim. Şimdi küçük bir reklam arası vereceğiz. Sevgili seyirciler, küçük bir reklam arasından sonra yine birlikte olacağız. İkinci bölümde kitap okuma alışkanlığı üzerine sohbetimiz devam ettiği gibi Uygur Orhan Bey ile şiir üzerine konuşacağız ve Uygur Bey'in sizlere tavsiyesi olan kitapları öğrenmeye çalışacağız. Şimdi reklamlar efendim. Şarkılar bazen isteyip de dinleyemediklerimiz, bazen duygularımızın tercümanı, bazen de içine girdiğimiz hüzün deryasından çekip çıkaran bir dost dilidir. Şarkıların da dili var. 93.6 Erciyes FM. Kayseri'de kooperatifçilik anlayışını değiştiriyoruz. Batur Konut Yapı Kooperatifi. Batur Konut Yapı Kooperatifi. Kayseri'nin güzide yerinde yaşanacak uydu bir kent doğuyor. Geç kalmadan siz de Yıldırım Evleri'nde yerinizi alın. Birinci etap 600 konut Yıldırım Evleri Batur Yapı Kooperatifi'nde. Yüklenici firma sizlerin güveni ve desteğiyle yarım asırlık tecrübesiyle Eraslan İnşaat. Eraslan İnşaat. Batur Konut Yapı Kooperatifi adres Selçuklu Mahallesi Eraslan İş Merkezi kat 7 numara 56'da. Telefon 222 25 44 222 28 55. Beri fotoğrafa atılan imza Foto Mustafa. Değer verdiğiniz anları en az sizin kadar kıymetli.